Erdim tabii, erdim, muradıma erdim Hacivat Karagöz'le ilgili olarak. Ama yani şöyle, ben hani tarihi olarak hiçbir derdim yok. Orada anlattığımız şeylerin, hay Allah çok kötü yaptım dediğim hiçbir şey yok. Filmi kötü yaptım diye düşünüyorum daha çok. Daha iyi aksiyon sahneleri, daha iyi efektler, daha iyi bir kurgu, daha iyi kısaltılmış, dolayısıyla kurguda atılmak zorunda kalmamış sahnelerle biraz daha dikkatli çalışılmış, yani çok hızlı çektik biz o filmi, 5 haftada çektik. Daha hızlı çalışılmış bir film oldu. Onu daha yavaş çekip, daha iyi ışık, yani görüntü yönetmenim çok güzel bir iş çıkardı ama o bile aynı şeyi söyler. Böyle çekmeyi isterdim. Tabii ondan beri bir sürü şey öğrendim, bunun da etkisi var. Benim esas ihtiyaç duyduğum şey zaman. Yani daha fazla zaman ayırabilseydim ona. Post prodüksiyon da mı hızlı? Hem post prodüksiyon hem çekim. Yani çünkü yüksek bütçeli bir projeydi. O dönemin en yüksek bütçeli projesi falan değildi yani. Çok edepli bir şekilde çalıştık projede. Dediğim gibi 5 haftada çekmek öyle bir filmi. Yani Amerikalı bir takım benim yapımcı arkadaşlarım var. Ortak film yapalım falan diyoruz. Bizi kandırıyorsun. Sen bunu nasıl oluyor 2,5 milyon dolara bitirmişsin, 5 haftada çekmişsin diye. Yani böyle dalga geçiyorlar benimle. Ama bu aynı zamanda hani bir başarı gibi görünebilir. Ama aslında o filmin hakkı hakikaten 8-9 haftaydı. Ona bütçemiz imkansız yetmiyordu veya post prodüksiyonu daha uzun sürmeliydi. Halbuki gişeye hemen girmek gibi, yani giden para hemen geri gelsin, borçlar ödensin diye bir şeyimiz vardı. Zaten daha uzun çalışmayı düşünebilseydik, halletmeyi düşünebilseydik, film kesinlikle daha çok para kazanırdı. O alelacele girmiş olmanın yaptığımız bir takım hatalar, teknik hatalar filmin kulaktan kulağısına gayet olumsuz bir etki yaptı. Ben aslında tabii ki hani tarihi bir film yapayım diye yola çıkmadım. Mizah üzerine bir film yapayım diye yola çıktım. Yani daha böyle arkaik yerlerden bulayım örnekleri, hani ilk mizahçılar veya eski mizahçılar üzerinden bugünün mizahını anlatayım. Yani mizah bir yumruktur diyor ya, Demirel'in lafıdır o. Burada da Pervane'nin lafı oldu. O mesela bu ülkedeki müthiş mizahi geleneğin başına gelen şeyler yüzünden yapılmış bir filmdir aslında. Biz onu tarihi bir settinge, biraz Brechtiyen bir ekolden geliyorum ben. Yani ilk hani dramaturji bilgisini tiyatrodan şuradan Brecht çalışarak edindim. Onun için böyle kulağını böyle göstermek, yani direkt olarak mizahçılar değil de ya bir zamanlar işte Hacivat ve Karagöz diye biri yaşıyormuş diyen, yani kısaca Türkçesiyle söylersek gelinim sana söylüyorum. Neydi o? Pardon. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Brechtiyen dramaturjinin özü budur aslında. Yani biz orada bir şey yapıyoruz, seyirci anlıyor başka bir şeyi kastettiğimizi. Ve bütün seyirci anladı. Yani orada eğretilemenin kesinlikle anlaşıldığı ortaya. Çok ilginç bir şeydir. Çünkü eğretileme zor ama eğretileme bu toplumun kültürünün derinliklerinde yaşayan bir şey. Çünkü devamlı olarak tehdit içinde muhalifler ve eğretilemeyle bütün sanatlarını yapmışlar. Nasrettin Hoca'dan tutun, meddahlara kadar, bir takım mizah yazılarına kadar, herkes Aziz Nesin'e kadar hep eğretilemeyle. Yani hafif kendini gizleyerek, hani yaptım ama vallahi sana bir hakaret etmedim diyen bir tarz. Bu çok yani buralı, yerel, milli ve yerli bir yaklaşım. Ben de onu seçtim aslında, o yöntemi seçtim. Herkes anladı. Hep anlatıyorum bir örnek. Ya işte ben böyle çeşitli özel gösterimler yaptım filmin açılması sırasında. Metal İşçileri Sendikası'na bir özel gösterim yaptık. Böyle 400-500 kişilik bir salonda. Geldiler hepsi, karıları, çocukları, kendileri. İşçiler, işçi aileleri. Yatırdılar, seyrettiler. Ondan sonra adet kapı önünde bekliyoruz. Hani el sıkışıyoruz, teşekkür ediyoruz falan filan. Herkes sıraya girdi. Tribünlerden inerek gelip elimi sıkıp gitti. Herkes şöyle dedi. Herkes. Ezel Bey çok güzel film olmuş. Anlayana. Ama herkes. Yani herkes onların anlamadığını düşünüyor. Ama herkes anlıyor. Bunun nedeni de gizlenmek. Ben anladım seni. diyor. Şimdi beni çok sevindirdi bu. Çünkü kesinlikle zaten 12 milyonu aşkın seyirci seyretmiş o durumda şu anda Türkiye nüfusunda. Gelen tepkilerin hiçbiri artık sen alçaksın falan değil. Hepsi biz onu anladık tepkileri.
kastedileni anladık, bizim zamanımızı anlatıyor bilmem ne falan diye. Bütün biraz abartıyorlar tabii bazı konularda, o kadar da değil yani. Ama herkes aslında kastedilen göz kırpmayı anladı. Şimdi bu hikayeyi dediğim gibi çok önceden beri aklımda tutuyordum ve bir takım notlarım vardı. Hikaye akışına dair karakterler bilmem neler işte şöyle başlar, şöyle ilerler, şöyle biter diye. Bir takım hikaye akışları vardı. Çok böyle 40-50 sayfalık bir kullanılabilir malzeme yaratmıştım. Ve önce aslında Atilla Atalay ve Can Barslan'la biz ilk denememiz odur. Arkasından Gökhan Gürses'le. Kemal Gökhan Gürses'le oturduk tekrar. Fakat ikisinde de birer senaryo yazıldı. Fakat ve benim taleplerim doğrultusunda hani benim için ben hani böyle olsun dedim. Onlar da katkıda bulunarak, yaratıcılık göstererek yazdılar. Fakat bir demlendirdim. İkisinde de bu süreci yaşadım. Önce Atilla ve Can'la, sonra Kemal Gökhan'la. Birden anladım ki biz parodi yapıyoruz. Yani bugünün türküleri var, dalga geçiyoruz, laflar. Hani bugünün laflarında parodi ile komedi arasında bir sahicilik farkı var. Ve parodi yapmaya da çok uygun bu hikaye. Yani sahicilik iddiasını bırakıp, işte ne bileyim, Kahpe Bizans mesela. O da bir tarih parodisidir. Mizahçıların, mizah dergilerinde yaptığı tarihi oyunlar da birer parodi. Ve parodi geleneği de bizim sinemamızda çok hani çok örnekleri olan hoş, eğlenceli şeylerdi. Fakat birden fark ettim ki benim eğlence tamam ama hedeflediğim şeyi çok yaralayan bir şey. Ciddiye alınmasını çok yaralayan bir şey. Tabii ki ben yönlendirdim. Benim talebimle olduğu için asla çok mükemmel hikayeler çıktı ikisinden de. Ama ben orada yani kalp kırmayı göze alarak durdum. Aradan böyle bir atıyorum 5-6 ay, 1 sene falan geçtikten sonra bir de dedim hani Levent beni uyardı yani oradan başka bir şey çıkması ihtimali var dedi. Ve biz oturduk okumaya başladık. Yani tamamen öbürü çok okunarak yazılmış değildi. Yani yazımını kastediyorum. Benim araştırmalarım vardı ama o senaryolar o kadar okumaya gerek yok parodide çünkü. O akışa göre çeşitli eğlence. Bu sefer çok ciddi bir şekilde okuma yapmaya başladık. Birlikte yapmaya başladık. İşte dediğim gibi Paul Lindner bize yani en temel stratejiyi verdi aslında. Onu anmak lazım. Onun dışında tabii İbni Batuta, İbni Bibi yani Selçuklu dönemine okumalarını yaptık. Anadolu Selçukluların dönemini, beylikler dönemini vesaire. Oradan Osmanlı'nın sonrasına Bizans okumaları yaptık. Bar Hebrus diye bir ünlü bir gene tarih yazımcısı vardır o dönemle ilgili 1200'lerin bir papaz mesela onun şeylerini okuduk ve yaklaşık 12-13 tane kitabı bunların içinden ayırıp çoğaltıp bütün ekibe dağıttık. Bizim gibi onlar da okusunlar diye ve okudular. Güle oynaya okudular ve herkesin yaptığı alanında o kitapların izlerini ve yorumlarını bulmak mümkün. Yani kostümcümüz öyle bir şekilde çalıştı ki şunu buldu. Ya bu göçebeler, ne öyle parlak taşlar bilmem neler zengin değiller ki. Bunlar kurutulmuş biberden, işte bulunmuş dağda bulunmuş denizci insanları değil, dağda bulunmuş böcek kabuklarından üstünü boyayarak elle kendilerine takı yaparlar. Süssüz insan yok diye bir dünya yarattı ve çok doğru, süslenmek çok önemli o dönem için. Çünkü zaten bir tane elbisen var. Süslenince de bir şey oluyorsun. Yani bir sosyal statü kazanıyorsun. Veya işte bunun bir takım dini ya da ritüelistik özellikleri var. İnsanlar böyle yaşıyor. Bu çalışma sanat yönetmeninin, kostüm tasarımcımızın, Nazer Aydın'ın okumalarının sonunda bulduğu şeyler. Onlar tabii bizim verdiğimiz kitapların dışına da çıktılar. Veya aksesuar sanat yönetmenimiz işte silahlar ve aksesuarları yapan Eren Akay aynı şekilde çalıştı. Müzisyenimiz gitti bize Hun Urtu yani gırtlak çalma diye Anadolu'da bir şarkı söyleme geleneği vardır. Onun çok hala yaşayan ve çok mükemmel bir versiyonunu buldu Orta Asya'da, Tuva'da. Tabii Peter Gabriel, Allah razı olsun, o bu araştırmayı yapıp biraz görünür hale getirmişti. Gittik, Ender kaset gönderdi, gönderdi ona, adama söylettirdik. Bizim için bir riff okur musun dedik.
ve final şarkılarından birinin riffi oldu o. Bunların hepsini araştırıp, ya nasıl bir kombinasyondu bu? Ne tür müzikler? İşte Alevi müzikleri, göçebe müzikleri, şehirli müzikler, bunların hepsini o dönemde ne oluyor, ne olabilir diye araştırarak ve ek kitaplar okuyarak yaptılar. Bu okuma, yani şöyle, Levent'in filmde de olan çok önemli bir söylediği bir laf vardır. Karagöz annesine der ki, ya bu Hacivat çok iyi adam, bana yazma öğretiyor der. Okuma öğretmiyor mu der. Yok yok, sen yaz, okumasan da olur dedi. diyor. Çünkü şiir yazacak sevgilisine, onun için yazma öğreniyor. Ama yani en büyük problem şudur, bugünün senaristleri için çok geçerli, roman yazarları için de okumadan yazıyorlar. Hani o da öyle bir mesela keşif, katkıda bulunmuş oldu. Dediğim gibi biz Taoizm'den, yani hani Müslümanların, ilk Müslümanların seyahat ettiği Asya, İran ve Çin'de öğrendikleri Budizm'den, Taoistlerden öğrendikleri şeylerle Sokratik felsefeyi Arapçaya çevirmiş olan bir şeyden söz, kültürden söz ediyoruz, Endülüs vesaire döneminde. Tasavvufun o iki şeyi birleştirdiğini düşündük ve biraz azıcık da öyle okumalar yaptık. Ama bir de şöyle bir şey yaptık. Bu dil bir yandan yapıntı bir dil, yani uydurma bir dil. Ama bir yandan da bir kokusunu verebilsin diye şöyle bir çalışma yaptık. Mesela biz Bolu lehçesini okuduk. Bir takım lehçeler izole kalmış cemaatlerde, yani bir dağ köyü, bir bilmem ne bölgesinde aslında yaşıyor. Yani bunlar çok eski dönemlerin kalıntıları aslında, o lehçe dediğimiz şeyler. Bolu lehçesi, işte Kaz Dağları'ndaki Türkmenlerin lehçeleri, Toroslar'daki tahtacıların konuşma tarzları gibi şeylere baktık. Burada bize en çok yardımcı olan mesela Nasrettin Hoca kitabı oldu. Çünkü orada 1200'lerden başlayıp 1800'lere kadar Nasrettin Hoca fıkralarını sıralamış Boratav. O böyle bir yasaklanmış bir kitaptır. Çünkü son derece ahlaksız, bugün için ahlaksız bir adam Nasrettin Hoca. Daha doğrusu onu dinleyenler öyle. Sapık yani. Bugün onlar bu esprileri yapsalar sapık bunlar deyip kaçarız. Ama orada bir dil var. Yavaş yavaş Arap ve Farsça'nın yavaş yavaş etkisinin arttığı ama ilk dönemlerde böyle çok ilginç bir Türkçe var orada. Onlardan faydalanarak bir dil yaptık biz aslında. O atmosfere bilmek için. Gene benim yakındığım, gene zaman yüzünden olmuş bir şey var. Bütün oyuncular aynı üslupta konuşmuyorlar. Yani kelimeleri aynı tarzda telaffuz etmiyorlar. Hepsi yapıyor bir şey ama o konuşuyor dağdan, bu konuşuyor gölden gibi bir problem var. Onun daha fazla birlikte çalışılması lazımdı. Yani çekimlerin sonuna doğru bu çok düzeldi ama sonuçta sondaki sahneler ya da işte aradaki sahneler düzelmiş oldu. Bütün dünyada öyle. Bizde değil, bütün dünyada bir ideolojik hesaplaşma alanı. Yani Amerikan tarihini bir o yazar, başka bir şey. Tabii bir takım daha liberalleşmiş, daha fazla korkunun, yani söze karşı korkunun azaldığı toplumlarda bunlar bol bol ifade ediliyor. Ama orada da çok ideolojik kararlar var. Yani bizde daha çok, çünkü dediğim gibi bir kimlik problemi yaratıyor. Yani biz tarihte tarihi bakışı darbe yemiş, çok çok ağır bir darbe yemiş toplumlardan biriyiz. Yani Çin'de de biraz böyle. Yasak yani bizde gerçeği söylemek. Çünkü kurucu bir bilgiye dönüşmüş bu. Yani güneş dil teorisi gibi bir şey olabilir mi ya? Normal insan kültüründe şu kelimeleri kullanacaksın diye sana yukarıdan birisi bir şey yapabilir mi? Veya şapka giyeceksin diyebilir mi? Yani o Kemalist devrim sırasında tabii ki onların da belli nedenleri var. Bir kurucu motivasyon aramışlar. Yani bir kurtulma, kopma, yani bir devrim tasarlamışlar. Bir anlamda işe yaramış, bir anlamda da jenerasyonlar sonra çok büyük bir probleme neden olmuş. Çünkü onların rasyonel buldukları şey şimdi rasyonel değil ama yalanla yaşatılan şeyler. Yani bu, biz Orta Asya'dan geldik, bulunmuş bu. Fakat bugün mesela Amerikan genetik kuruluşlarına gönderilen tükürükler var.
Yani bir takım şirketler var. Gönderiyorsun, bir tüp gönderiyorlar sana. Tükürüğünü gönderiyorsun onlara geri. Bir ay sonra sana genetik haritanı çıkartıyorlar. Türkiye'de daha 5 değişik genden daha az taşıyan hiç kimse çıkmamış bir kere. Yani insanlar ben şuymuşum, ben kızılderiliymişim %10 diyenler var. Paso Ermeni en çok, en kalabalık grup onlar. Paso Ermeni ve Rum çıkanlar var. Ama hiç kimse yine de sadece Ermeni veya Rum değil. 8 değişik gen çok rastlanır bir şey burada. Yani Orta Asya da var. Ama bir şeyin yanında. Doğu, ne denir? Batı Asya diyorlar onlar. Asya'nın batısının kültürleri. Yani bizim işte Türk kabilelerinin, özellikle göçerlerin yerleştiği bölgeler. Fakat oradaki genetik haritalar, yani benim annem ve babam, benim annem ve babam değilmiş sonucunu yaratıyor. Yani atalarım, atalarım diye çırpınmak zorunda bizim neslimiz. Çünkü atalardan başka hiçbir şey yok elimizde. En ufak bir gelecek tartışması yapamıyoruz. Çok önemli bir fikri problem bu. Ben bilim kurgu filmi yazmaya kalktım, parodi oldu. Amerikalı biriyle çalıştım bunu yazmak için. Hem de Philip K. Dick'in çok ünlü bir bilim kurgu yazarı, onun bir öyküsünden yola çıkarak. Sonunda aramızda bir tartışma çıktı. Dedi ki, Ezel, sen karakter driven, yani karakterin sürüklediği hikayeler yazmaya alışkınız Amerika'da. Sen benden plot driven, yani olayların sürüklediği karakterlerden oluşan hikayeler istiyorsun, dedi. Vallahi dedim, doğru. Çünkü biz olayların sürüklediği insanlarız. Biz de karakter falan bir şey yapamaz. Bir süper kahraman falan dayak yer. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle ağır bir sıkışmaya neden olmuş bu. Yani karakterin sürüklemediği şey şu demek. Olayların sürüklediği insan şu demek. Sana bir yerden bir şey biçilmiş. Yani bir tür kader gibi. Kadercilik de biraz öyle popülerize olmuş. Yani ben illa kader, bu dönemde kadercilik falan kalmaması gerekir. Ama başka bir nedenden o tarihsel öğreti öyle... Ya biz bütün şehirlerde öyle taş yapılı kütüphaneler var. İçinde kitapların hiçbirini okuyamıyoruz. Hepsi Arapça, Arap alfabesiyle. Muazzam bir eğitim şeyini kaybetmişiz. Bizler için aslında, herkes için alfabenin bir önemi yok. Dilin önemi var. Alfabe o Kiril olur, işte Runik alfabe olur, Arapça olur, Latin alfabesi olur, fark etmez. Ama bu alfabe değişimi aslında diğer kültürü yok etmek için yapıldığı için, yoksa ne yaparsın? Oturursun, önce çevirilerini yaptırırsın onların, iki dili bir arada öğretirsin falan filan. Böyle bir çift alfabeli çalışma yaparsın ve böylece geçmişi kaybetmezsin falan filan gibi bir şey diye de gelir. Ama sadece bir an önce yapalım da geçmişten kurtulalım dendiği için çok, bunların hepsinin rasyonel nedenleri olabilir. Fakat bunlar sonuçta bizim müthiş bir trajik toplum olmamıza neden olmuş da şeyler aynı zamanda. Yani İslamcıların iddialarında da saçmalık var. Yani milliyetçilerin iddialarında da saçmalıklar var. Kimse karar veremiyor. Yani Arapçaya dönelim. Adam diyor ki, bu kadar yıldır konuştuğun dil bu Arapça senin, nasıl okuyamıyorsun diyor. Ya o alfabe. Yani tarihçi bu adam ya. Nasıl okuyamıyorsun diyor. O alfabe ya, içi Türkçe onun. Ya niye o alfabeyi okursun, bunu okuyamazsın? Yani onların da kafası karışmış. Dil nedir, alfabe nedir? Hep kafaları karışmış. İlber Ortaylı kızıp duruyor yani. Osmanlıca değil o, Osmanlı Türkçesi. Türkçe çünkü orada yazılanlarda. Ve düşünün, bir yığın şiir var, şu var, bu var, edebiyat var, tarihi araştırmalar var. Şimdi tabii şöyle de bir şey, çok geride kaldığı için bize orada yazılanlar zayıf, hatalı, eksik görünecektir. Arada bu kadar şey olmasaydı, başkaları da yazılıp onların analizlerini yapardı tarihçiler veya işte edebiyatçılar. Değişirdi. Belki yazılmış binlerce başka roman var, şiir var. Yani bir yüzyılda, çünkü dünyaya açılmış bir Osmanlıydı bu. Son 1850'den 1950'ye kadar insanlar bu dili okuyabiliyorlardı, bu alfabeyi okuyabiliyorlardı. Yani o alfabenin yasaklanmasıyla birlikte 60-70 bin kelimelik bir Türkçe-Osmanlıca sözlük 13-14 bin kelimelik bir sözlüğe düştü. Yani ne demek bu? Yani bunu, bu konuyla ilgilenen herkes, bütün antropologlar anlar, yok olmuş konuş, fikir yok olmuş. Ve bu bizim için çok önemli bir şey. Onun için tabii umuyorum bütün
genç Osmanlı tarihçileri, şeyin Ece Ayhan'ın dediği gibi sarışın Osmanlı tarihçileri Arap alfabesini, Fars alfabesini okuyorlardır inşallah. Ya bir kere okuyarak başlıyor ama ondan önce bütün sanatsal girişimlerde, yaratı süreçlerinde olduğu gibi aklına bir şey geliyor. Bak fikir bile değil. Bir duygu, bir atmosfer geliyor. Yolda bir şey görüyorsun. Kimse yanılmasın. Yolda bir şey görün, ondan film çıkabilir. Hani illa fikirden başlamanız gerekmiyor. Mutlaka isterseniz fikirden başlayın. Sonra sanatsal yorumlanması çok karmaşık bir görsel dünya geliyor aklınıza. Bir koku geliyor. Vah diyorsun, bundan yapayım ben filmi diyorsun. Bir tane adam görüyorsun yolda böyle duruyor. Böyle duruyor. Deli adam ama duruyor. Kendini göstermek istiyor diyorsun. Bir kere adama önce aşık oluyorsun. Sonra nedenini düşünüyorsun. Yani önce duygusal diyelim ona. Sonra akli bir süreç başlıyor. Buna bir kere çok güvenmek lazım. Bir de doğrusu şu, okuyorsun, okuyorsun, konuşuyorsun, 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 konuşuyorsun. Sonra tesadüfler olmaya başlıyor. Ve sen onları tesadüf zannediyorsun. Çıkıyorsun sokakta, yürüyorsun. Ah, benim düşündüğüm şey lan bu. Bunlar arabayla giderler, karşılığında da bilmem ne olur. Görüyorsun. Ne tesadüf diyorsun. Tesadüf falan değil. Gönül gözün açılıyor. O gönül gözünü açan şey bir böyle yoğun bir bilgi şeyi. Ama bu bilgi sadece yazı ile edinilen bir bilgi değil. Bir müzik dinlersin, o konuyla ilgili bir film seyredersin, bir tabloya bakarsın. Biraz ne yazacaksan, ne anlatmak istiyorsan onun etrafında bir böyle bir sünger gibi emebileceğin bir faaliyete girmen lazım. Mutlaka okumak lazım, o kesin yani. Yazmadan önce de tabii ki yani not alırsın, düşün, unutmayayım diye bilmem ne yaparsın ama kendini, esas strateji kendini tesadüflere açacak kadar doldurmak.